Little Exchange Co-Founder, Sayın Emrah Pamuk geliyor. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Çok şükür, teşekkür Nasıl. ederim. Herkese merhaba, Emrah ben. Ee, benim için de bugün aslında biraz farklı oldu. Ben 15 yıldan beri Antalya'ya geliyorum. Tabii daha çok turizm pazarlaması üzerine e, Antalya'da e, anlatıyorum. Ve burada sağ olsun birçok müşterilerim var. Hatta aranızda da bazı müşterilerim var. İhracat tabii ki yaptığımız bir iş ama Antalya'da ihracatı konuşmak da benim için çok heyecanlı ve keyif verici. O yüzden 12'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bugün biraz aslında dijital pazarlamada özellikle öne çıkan bazı konular üzerine konuşmak istiyorum. O yüzden de hepinizi bir dijital pazarlama turuna çıkaracağım ve çok hızlı sıkmadan. Ve bu turda işimizi aslında nasıl büyütürüzü konuşacağız. E, dijital pazarlama özellikle ihracat, e ihracat ya da turizm ya da hangi sektörde hizmet veriyorsanız mutlaka ilk etapta başlamadan önce bir dijital varlık analizi yapmalısınız. Yani öncelikle ben neredeyim? Yani benim ilk başlangıç noktam neresi? Ve giderken süreçte nereye ilerleyeceğim? Devamında Analizimizi yani bizim o durduğumuz o sıfır noktası ya da A noktasını netleştirdikten sonra mutlaka bir strateji oluşturmamız lazım. Bu genellikle yapılan hatalar şöyle oluyor bu konuda. Türkiye'de yaptığı stratejiyi yurt dışında uyarlamaya kalktığınızda bu genellikle kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü çalıştığınız hedef pazar, çalıştığınız müşteri ya da hizmet grubunuz genellikle aynı olmuyor. Türkiye'ye ihracat tarafında ve e-ticaret tarafında en yakın ülke baktığınızda Fas gibi, Mısır gibi, Tunus gibi ülkeler birazcık daha buna benziyor. Ama bunu bir kalkıp da Avrupalıya ya da bir e, Anglo-Sakson farklı bir ülkede bu işi yapmaya çalıştığınızda genellikle farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Biz dijital pazarlamayı Türkiye'de ve globalde ve e-ticaret diye aslında kendi içinde bunları ayırıyoruz. Çünkü gittiğiniz noktada TPM olarak yani hedef nokta olarak tuttuğumuz konular da farklı. Yani e-ticarette bugün Türkiye'de yapıyorsak başka konuları konuşmamız lazım. Az önce de hanımefendinin de söylediği gibi sabahtan beri burada çıkan değerli arkadaşlar e-ticaretle ilgili birçok konudan, birçok pazarlama ürünlerinden, tool'larından bahsediyor. İhracatta bu tarz tool'lara zaten bizim ihtiyaçlarımız var. Bunları da hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ve Türkiye'de eğer dijital pazarlama yapıyorsak zaten burada hizmet türüne göre de bu farklı hallere gelebiliyor. Şimdi Türkiye'de 7 yıldan beri influencer marketing üzerine birçok konu konuşuluyor. İşte birçok pazar yerinde bu iş affiliate influencer marketing sürecine kadar ilerledi. biz Türkiye'de ve 126 ülkede influencer marketing sürecine hizmet veren bir yapıyız. bunu da 6 adımda işlemeyi seviyoruz. Bunlardan ilki market araştırması. Yani hangi pazarda influencer sürecine gireceksen bir kere o pazarın dinamiklerine, sosyal medya kültürüne, hizmet ya da satmak için ürünle ilgili kategoride bir kere bakmanız gerekiyor. Akabinde keşif. Evet ben bu pazara baktım ama hangi influencerla çalışmam gerekiyor? Genellikle burada şöyle sorunlar oluyor. İşte patron ya da patronun akrabası, eşi, dostu, çocuğu işte şunları 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 tanıyor. Biz bunlarla çalışalım. Senin tanıdığın influencer ya da senin o anki e, Influencer'dan kitle, yani sana ait olmadığı, yani senin müşteri grubuna ait olmadığında... ...bu sonuçlar da e, hüsran olabiliyor. Hatta bu keşifler zaten bu analizleri veriyoruz. Yani akabinde işte influencer guideline'ı, yani örnek veriyorum... ...işte engagement rate'i ne, cinsi oran, yani kadın erkek oranı ne... ...hangi sektörde daha fazla iş yapmış, ona bakmak. Çünkü gün sonunda sizler ya da influencer marketing yapmak isteyen marka... ...hizmetini ya da ürününü ilgili kişi influence etmesi için o influencer'ın bunu doğru kontentle de vermesi gerekiyor ve arkasından da analytics gibi Yandex Metrica gibi ya yani birçok raporlama aracıyla ve tool'uyla bunun takip edilmesi ve en sonunda da dijital PR dediğimiz aslında bu işin native doğal yolla influencer'ların influence'ı bunun yayılmasını sağlamak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi, content marketing hayatımıza son iki aydan beri Chat GPT çıktı ve herkes bir anda içerik yazmaya başladı. Bunun benim de hatta bugün bir yazımda bir dergide vardı. Bunun iyi yanları var ama SEO uyumlu içerik yazmak çok yapay zeka odaklı değil. Orada birazcık daha insanı daha merkeze almak gerekiyor. Ama bunlar demek değil ki asla bunlar iyi ürünler değil. Tam tersi, özellikle bizim content ihtiyacımızı karşılarken. Çünkü dijital pazarlamaya baktığınızda iki tane ana kategori vardı. Bir tanesi kontenttir, ikincisi datadır. Kontentin e, de bu kadar önemli olduğu yerde, bunlar zaten özellikle önem arz ediyor. Biz de burada bunları sadece e-ticaret ya da blog portal değil, app içeriğini hatta marketplace içeriğine kadar farklı dillerde 27 dilde bunları yapabiliyoruz. Ve tabii ki video marketing. E, Video marketing Türkiye'de de globalde de böyle branding odaklı. Yani ya biz işte video yapıyoruz ama bu işten performans çok çıkmaz denen bir yapıda iken özellikle son dönemde işte gerekli call to action'larla ya da gerekli böyle videodaki o satın alma dürtüsünü arttıracak bir takım kurgular zaten bunlar artık düzelebiliyor. Hatta bunların belli eğitimleri de var. Özellikle de bazı örnekler getirdim ki böyle hani evet tamam video marketing yapıyoruz ama nasıl nasıl ilerleyeceğiz ve nasıl yapacağız gibi işte bir markamızın bir çekimindeki katalog çekimindeki fotoğrafların videolaşması ya da soldaki gibi biz bu arada TikTok, yan meta gibi birçok yerden bunların eğitimlerini de alıyoruz. Yani bir video aklınızda bulunsun mutlaka biliyorsunuzdur ama 5 saniyede. İlk logoyu karşı tanıştırman lazım. Yani sessiz bir video gibi düşünün videonuzu. Mutlaka ilk 5 saniye içerisinde markanızın logosuyla tüketiciniz tanışması lazım. Sonrasında bu kurgunun zaten farklı versiyonlarda ilerlemesi gerekiyor. Peki biz kimiz, ne yapıyoruz? Biz 17 yıldan beri dijital pazarlama sektöründe hizmet veren bir ekibiz. Beş yıl önce de Digital Exchange'i kurduk. Dijital fabrika yaklaşımıyla kurduk. Ne demek dijital fabrika dersiniz? Biz aslında markalara 360 derece dokunabilen dijital pazarlama ve teknoloji ajansıyız. İstanbul merkeziyiz. Antalya'da da her hafta buradayız ama yurt dışında Rusya gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi, Lüksemburg gibi, Kıbrıs gibi ülkelerde de kendi ofis ve iş ortaklığımız ofislerini kullanıyoruz bugün hani çok hızlı hızlı anlattım bahsediyorum, birçok sunum olduğu için çok da sıkılmayın keyifli olsun diye. benim hani son olarak söyleyeceğim dijital pazarlamada gerçekten doğru danışman, doğru ekip yapısı ve doğru paydaşlarla birleştiğinizde özellikle ihracat ve e-ticaret süreçlerinizde iyi sonuçlar elde etmeniz kaçınılmaz. Sadece doğru partner ve doğru iş ortaklığı da doğru ekip yapısını kurmanız yeterli olacaktır diyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.